Değerli izleyiciler, değerli koldaşlar, değerli yoldaşlar, değerli kardeşler. Bugün Cumhuriyetimizi borçlu olduğumuz Kurtuluş Savaşımızın gizli kahramanlarından söz edeceğiz. Yani Kurtuluş Savaşı olmasaydı bugün bizim bu Cumhuriyetimiz olmazdı. İstanbul'da size bu güzel dil ile, bu Türkçe ile seslenmek olanağımızda olmazdı. Belki Rumca, belki başka bir dil konuşmak zorunda kalmış olabilirdik. Kurtuluş Savaşı çok önemli. Kurtuluş Savaşı'nın kim ne derse desin, gerçekleştiricisi Mustafa Kemal Atatürk'tür. O olmasaydı Kurtuluş Savaşı olmazdı. Gerçek bu. Olsa da başarılamazdı. Yani 1000 yılda bir gelen dahilerden birisi olan Mustafa Kemal Atatürk bu savaşı örgütledi, kazandı. Sonra Lozan ile taşlandırdı ve sonra da Kurtuluş Savaşı'mı ile Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş bir devlet olarak ortaya çıkardı. Bunu yaparken elbette ki hem savaşım yıllarında hem savaş yıllarında, yani Kurtuluş Savaşı'nda, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında da kendisini anlayan, kendisi gibi düşünen ve kendisinin, Atatürk'ün yaptıklarını anlayıp onun çizgisinde kendilerini ortaya koyan insanlar vardı. Bunlardan kimilerini ben ateşten adamlar diye yazdım. Sanıyorum Temmuz'da yayınlanacak. Ateşten adamlar. Kimler bunlar? Hemen aklıma geliveren Doktor Reşit Galip. Efendim Bozkurt ve benzerleri. Ama bunlar içinde bir de yine o büyük savaşımın önemli kahramanlarından bir örnek vermek istiyorum. Bu kişi Atatürk'ün isteğiyle Haliç'te 2000 kişinin çalıştığı bir silah fabrikası yaptı. Ve ne yazık ki Amerika'ya yanaştıktan sonra onların isteğiyle kapatmak zorunda kaldığımız bu fabrika döneminde Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılıyor ve dışarıya silah satıyorduk. Bulgaristan'a, Yunanistan'a, Mısır'a, Romanya'ya. Ben birçok kişiye bu kişinin adını sorduğum zaman doğrusu bilene rastlamadım ama Yusuf Bey ile Yusuf Koç ile Ali Koç, iki ikiz kardeşler, bana geldiklerinde sordum. Sobacı demediler. Ne dediniz? İlk silah sanayinin kurucusu Şakir Kim? Zümre Bey. Şakir Zümre Bey. Evet. Maalesef sizin de dediğiniz gibi bilen yok. Bilen yok. Tamam. Evet, yani şimdi çok iyi incelemeler yapan bu ikiz kardeş çok ilginç bir şekilde birlikte yapıyorlar. Güzel Atatürk'le ilgili iki güzel kitapları var. Tarihi Gerçekler Işığında Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk. Yine Türk Milliyetçi Hareketi'nin lideri Başbuğ ama Atatürk. Başbuğ Atatürk. Başbuğ Atatürk, evet. Şimdi ise çok yine önemli bir üçüncü çalışmaları var. Bu sadece kitap değil, çok daha kapsamlı. Belgelerle işgalden ikinci fethiye İstanbul. Bu çok kapsamlı bir çalışma ama bu kapsamlı çalışmayı yaparken elde ettikleri bilgiler var. Şimdi o bilgilerden bir kısmını konuşacağız kendileriyle. Evet. Bir kısmını, hangi kısmını? Kurtuluş Savaşı yıllarında çok önemli ve ilginç görevler yapan ama adları unutulan, evet, bir takım kahramanlardan söz edeceğiz. Siz de ilginç bulacaksınız. Konuya girmeden önce ben değerli Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından etkilendiğimi söylemek isterim. Gerçekten çok önemli, çok değerli bir konuşma yaptı.
Ama orada yaptığı bir cümle, kurduğu bir cümle ise çok çok önemli. O şu, neoliberalizmin çağı geçti dedi, evet. Neoliberalizm, global kapitalizmin dünyayı sömürmek için, dünyanın bütün kaynaklarına el koymak ve dünya ülkelerini kendi mallarının pazarı haline getirmek için uygulama koydukları bir doktrindir. Ülkelere dayatılmıştır ve 20 yıldan bu yana da Türkiye'de, biraz önceden de başladı ama 20 yıldan bu yana coştu, liberal kapitalizm uygulanıyor. Devlet iktisadi işletme yapmasın, fabrika kurmasın, devletin yaptığı bütün fabrikalar satılsın, iş sonra toprak satmaya falan gitti, tarım desteklenmesin, milli sanayi desteklenmesin diye dayatmalar. Liberal kapitalizm bu. Bugünkü bütün sıkıntılarımızın sebebi Türkiye'nin 20 yılda önce başlayan bu coşkulu dayatmaya ayak uydurmasıdır. Kemal Bey'in bunu söylemiş olmasını çok önemsiyorum. Ve doğrusu güzel de bir karanlıkta eşiyle birlikte güzel bir konuşma yaptı kendisinde. Kutluyorum. Evet. Bu da bir başka savaşımdır. Şimdi de bu işin önderliğini yapmak değerli Kemal Bey'e, Kemal Kılıçdaroğlu'na düşmüştür. O da akıllıca güzel işler yaparak Türkiye'nin uçurumdan kurtuluşunu sağlamak için siyaset planında doğru adımlar atıyor. Bu kadarını söylemeliydim, söyledim. Evet, şimdi gelelim şu gizli kahramanlara. Gizli kahramanlar deyince bana anlattığınız bir Topkapılı Cambaz Mehmet var. Evet, ondan başlayalım. Bu Topkapılı Cambaz Mehmet, duydunuz mu değerli izleyiciler? Büyük büyük olurlukla duymamıştınız. Ama çok önemli bir kişi. Niye? Evet, buyurun değerli Yusuf Koç. Sayın Bakanım, öncelikle bize bu imkanı tanıdığınız için çok teşekkür ederim. Büyük ve asil Türk milletine de buradan saygılarımı sunarım. Topkapılı Cambaz Mehmet İstanbul'da Topkapılı bir ailenin çocuğu olarak doğmuş. İlkokul 3. sınıftan terk. Malum 1. Dünya Harbi başlayınca ordunun emrine girmiş bir vatansever. Savaşa girdiğinde, 1. Dünya Savaşı'na girdiğinde Çanakkale cephesine gönderilir ve Mustafa Kemal'in askerleri arasında yer alır. Topkapılı Cambaz Mehmet, tabi gözü açıklığı. Niye cambaz? Cambaz mı gerçekten? O eskiden tabi çok aslında Topkapılı Cambaz Mehmet İstanbul'un meşhur bir kabadayısı. Ha, kabadayı. Çok kabadayı. Sayılı fırtınalardan yani. Tabi. Evet. Yani kabadayı derken bugünkü anlamdaki kabadayılar değil. Mafyacı değil kabadayı. Eski kabadayı Osmanlı kabadayıları. Evet. Yani belli bir ahlaki kriter, tabii, kaideleri olan insan. Kabadayı farklı bir kavramdı. Tabii. Evet, evet Sayın Bakanım. Topkapılı Cambaz Mehmet Mustafa Kemal'in emrinde önce er olarak başlar. Fakat orada kıvrak zekasından dolayı dediğiniz gibi cambaz derler. Hmm. Cambazlığından değil, kıvrak zekasından dolayı. Bunu ileride anlatırken göreceğiz. Tamam, neden Cambaz Mehmet dendiğini. Ünvanı Cambaz Mehmet olarak Topkapılı kalmış. Cambaz Mehmet. Peki. Bu tabii Çanakkale... Atatürk'ün askerlerinden. Atatürk'ün askerlerinden ve Gazi Mustafa Kemal Paşa ile orada Gazi Mustafa Kemal ile Çanakkale cephesinde tanışır. Evet. Gazi Mustafa Kemal cephesinde Çanakkale'de bu üstün kıvrak zekası ve başarıları sebebiyle önce onbaşılık şeridi, daha sonra Mustafa Kemal de çok sevdiği için çavuşluk şeridini verir. Tabii zaman geçer, harp biter, Topkapılı İstanbul'a döner. Tabii o esnada Mustafa Kemal de Yıldırım Orduları Grup Komutanıdır. Mondros imzalandı. Savaş biter dediğiniz Çanakkale Savaşı. Tabii Çanakkale Savaşı biter. Daha sonra Topkapılı çeşitli yerlerde çarpıştıktan sonra Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra tüm ordu seferber terhis edilirken Topkapılı da İstanbul'a geri döner. Tabii Mustafa Kemal de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında Yıldırım Orduları Grup Komutanıdır. Yıldırım Orduları Komutanıdır. Fakat İngilizler Mondros'a dayanarak İskenderun'a 5 gemi çıkartmak isteyince, 5 gemi İngiliz askeri çıkartmak isteyince Mustafa Kemal ateş emri verir.
Bunun üzerine Osmanlı hükümeti Yıldırım ordularını komple lağvederek Mustafa Kemal'i İstanbul'a çağırırlar. Orduları dağıttılar. Yani. Dağıttılar. Tabii Mustafa Kemal İstiklal Harbi'ni daha önceden başlatmış. Adana bölgesinden çekilirken oradaki bütün silahları Niğde Uluçlu'daki Öküz Mehmet Paşa Sarayı'na da yönlendirmiş. Düşmanları silahın eline bırakmamıştır. Yapılacak İstiklal Harbi'ne hazırlık için. Daha sonra bildiğimiz gibi 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa iskelesinden inip o eski bir motorla karşıya geçerken o çelik zırhlıların arasından yaveri Salih Bey'e geldikleri gibi giderler. Salih Bozok. Evet, Salih ama Bozok Bey. Salih Bey. Evet. Tabii Salih Bey. Mustafa Kemal karşıya çıkar. Yaklaşık bir 15 gün Pera Palas'ta kalır. Bu Pera Palas'ta İstiklal Harbi için görüşmeler yapar. Bu arada Topkapılı Cambaz Mehmet de Mustafa Kemal'in İstanbul'a geldiğini duyunca hemen ziyaretine gider. Ve Mustafa Kemal tabi Topkapılı da İstanbul'un meşhur kabadayıları arasında. Bütün kabadayılar da kendisine biat ediyor. Vatanı kurtaracağız. İstanbul'da gizli bir teşkilat kuracaksın der. Seni göreyim Topkapılı der. Topkapılı da emriniz başım üstüne der. Tabi Topkapılı çok kıvrak zekalı bir insan olduğu için Mustafa Kemal Pera Paras'ta 15 gün kaldıktan sonra Şişli'deki evine geçtiğinde Topkapılı Cambaz Mehmet o zamanlar İstanbul'da Mustafa Kemal İstanbul'un ikinci Çanakkale geçilmez denilerek İstanbul'u ikinci kez kurtaran adam olarak yazılıdır tüm gazetelerde. Tabii İstanbul'da büyük bir ünü vardır. Tabii o yüzden de general oldu zaten. Tabii, yani paşa oldu. Evet, evet, bu İstanbul'u ikinci kez kurtaran evet. Paşa diye iki kez kurtarmıştır. Bundan dolayı da çevredeki Ermeni ve Rum azınlıklar Mustafa Kemal'in ününü bildiği için olası bir suikaste karşı Mustafa Kemal'in Şişli'deki evinin etrafını yaklaşık 50-60 kişilik bir adamla, bunların kimisi jandarma kıyafeti giymiş, kimisi polis kıyafetini giymiş, kimisi simitçi, kimisi sakacı, 60 kişilik bir tertipatla Şişli'de Mustafa Kemal'in evini koruma altına aldırır. Kim? Topkapılı Cambaz Mehmet. Evet. Amaç olası bir suikaste karşı Mustafa Kemal'i kurtarmaktır. Korumak. Tabii bunun yanı sıra Mustafa Kemal'in her adımı izlenir. Arkasında 15-20 kişilik sürekli bir koruma. Ama tabii sivil. Kimisi asker kıyafetinde, kimisi işte saka kıyafetinde, kimisi vatandaş, kimisi dilenci. Bu şekilde koruma altında tutulur. Tabii bu aşamada Mustafa Kemal buralarda tabii İstanbul'a artık kendisini ziyaret edenler artar. Kazım Karabekir Paşa Tekirdağ'da korordu komutanıdır. Kendisini ziyaretine geldiğinde Erzurum'a korordu komutanı atanmasını Anadolu'da bir hareket başlatacaklarını. Bunları Rauf Orbay'la, Ali Fuat Cebesoy'la hep bunlarla görüşür. Tabii burada İstiklal Harbi'nin hareket planını önce Kazım Karabekir Paşa geçer. 15. Korordu komutanı derken Ali Fuat 20. Korordu. Bu aşamalarda tabii en son kendisinin görevlendirilmesini sağlar. Tabii bu görevlendirilme bilindiği gibi değildir. Bu görevlendirme 9. Ordu Müfettişliği'nde Mustafa Kemal İçişleri Bakanı, o zamanki Dahiliye Bakanı Mehmet Ali Bey ile görüşür. Onu ikna ederler. Tabii bu arada İsmail Fazıl Paşaları falan devreye kor. En son Sadrazam Damat Ferit Paşa ile Serkül Doryan da yemek yer. Kendini Alman karşıtı, İttihatçı karşıtı olarak hükümetin seveceği bir şekliyle kendini 9. Ordu Müfettişliğine görevlendirttirir. Zaten Alman evet. Karşıtıydı. Evet, Alman yani. Karşıtıydı. Evet. Evet. Bu görevlendirme esnasında da tabii Bandırma Vapurları'na kadar Topkapılı Cambaz Mehmet limanda güvenliği sağlar. Bandırma Vapuru'nun bütün içerisindeki çıpacısından şeyine kadar hepsi İnebolulu gençlerdir. Büyük bir kısmı da bu gençleri de Bandırma'ya bindirir. Mustafa Kemal'in çok güvenliğini önemli. Sağlamak için. Evet. Yani Topkapılı Cambaz Mehmet gerçek bir tam bir ne diyelim örgütçü. Tam bir örgütçü ve teşkilatçı. Evet. Evet. Tam bir teşkilatı mahsuzacı.
Tabii Mustafa Kemal bindiğinde hani şunu da kısaca bahsetmek gerekirse, Mustafa Kemal'in Samsun'a doğru yola çıktığında tabii yola çıkmadan bu Yüzbaşı Bennett, o zamanki entelijans servisi başkanı, İngiliz entelijans servisi başkanı Beyoğlu'ndaki bir toplantıda sarhoş olduğunda ağzından Mustafa Kemal Samsun'a varamayacak sözünü kaçırdığında bu haber Mustafa Kemal'e bir şekliyle iletilir. Tabii ve Mustafa Kemal de hiçbir zaman Samsun'a normal rotayla çıkmaz. Kıyıyı takip ederek çıkar. O yüzden bu İngiliz gemisi Samsun'a Mustafa Kemal vardıktan yarım saat sonra varmıştır. Ve Mustafa Kemal'i Karadeniz'de batıramamıştır. Neyse biz esas mevzumuz Topkapılı'ya geçelim. Ama burada önemli yine Topkapılı Cambaz'ın istihbaratları. Önemli bir işi. Evet. Atatürk'ü koruyor ve geminin çalışanlarının da güvenilir kişilerden olmasını sağlıyor. Sağlıyor. Yani bu gizli bir görev, çok önemli bir görev. Tabii. Yani. Evet. Topkapılı Cambaz Mehmet o zamanın meşhur kabadayısı. İstanbul'da bütün hırsızı, yan kesicisi, bütün gayrimeşrusu hepsi Topkapılı Cambaz Mehmet'in emrinde. O kadar etkin. Bütün hepsini kabadayıları disiplin altına alıyor. Disiplin yani. Altına almış. Kendine biat ettirmiş. Kötülükten iyiliğe yöneltiyor. Yani. Evet. Hepsini de vatansever evet. Yönleriyle. Tabii bu Milli Müdafaa Grubu'nun sivil kanadının kurucusu. Askeri kanadın kurucusu da Teşkilat-ı Mahsusa Başkanı Hüsamettin Ertürk Bey. Tabii bu arada Topkapılı Cambaz Mehmet savaşın büyük bir istihbaratla kazanılacağını bildiği için damat Ferid'in Vahdettin'in sarayına casuslar yerleştirir. Bunun için araştırmalar yapar. Damat Ferid'in sarayında, Vahdettin'in sarayında hangi kadınlar çalışmaktadır? O zaman hizmetçilerin çoğunluğu kadınlardır. Topkapılı bu kadınların kocalarını buldurtturur. Adamlarına takip ettirir. Kocalarıyla konuşur. Kocaları kahvelerdedir. Kadınlar hep çalışmaktadır. Bu kocaların hepsini elde eder. Bunları kendi örgütüne çeker. Artık Vahdettin'in ve damat Ferid'in sarayındaki bütün hizmetçiler kapı dinlemekte, çöp torbalarının çöp kutularına atılan bütün kağıt evrakları Topkapılı'ya getirmektedir. Buralardan büyük bir istihbarat gelmektedir. Bunun yanı sıra Topkapılı Cambaz Mehmet saray ve damat Ferid'in bu sarayına yerleştirdiği casuslarla günlük olup biteni Telgraf Teşkilatı sayesinde de aynı anda da Ankara'ya bildirmektedir. Topkapılı Cambaz Mehmet o kadar gözü karadır ki şimdi Ankara'da bir İstiklal Harbi başlayacak. Savaş için silah lazım, cephane lazım. Burada Maçka, Haliç ve bu Feshane'deki çok sayıda silah deposu vardır. Enver Paşa 1. Dünya Harbi yıllarında savaşı gidişatını gördüğü için bu savaşı kaybetmemiz halinde yeni yapılacak bir savaşa hazırlamak amacıyla Osmanlı ordularına misli misli yetecek derecede silah depolarını bu Haliç, Feshane, Maçka buralarda bir sürü silah depoları oluşturmuştur. Bu silah depolarının da Ankara'ya nakli lazımdır. Burada Topkapılı devreye girer. Şimdi Maçka'daki silah deposunu o kenarlarından bir gizli gecekondu, şimdiki dediğimiz tabirle eski yıkık bir ev bulurlar. Maçka'daki silah deposunun komutanı binbaşı Halit Bey'i de ayarlarlar. Evden deponun altına tünel kazarlar. O çıkan toprakları çaktırmadan çuvallarla diğer yerlere hep dökerler. Şimdi silah deposundaki bütün mühimmat, o tahta dolapların içerisinde olduğu için ve mühürlü olduğu için o silah tahta dolapların altından açarlar ve mührü bozmazlar. İçerideki bütün silahları boşaltırlar. O tünelle altından da içine taş korlar. İngilizler bu ağırlıkları hissetsin diye. Bu silahlar bu tünellerden daha sonra Anadolu'ya aktarılır. Yani İngilizler depoları bulmuşlar.
Evet. Ve muhafaza mı ediyorlar? Muhafaza etmişler, sayım yapmışlar. Hepsini mühürlemişler. Fakat Topkapılı Cambaz ve adamlarıyla binbaşı bulmuş. Bunlar oraya gece tünel kazıp... İyi cambazmış ya. Evet. O silah deposunun içine girip o içerideki o mühürlü o tahta silah korumalarının altını sökmüşler. Çivileri söküp silahları boşaltıp ağırlık olsun diye de içine hep taş yerleştirmişler. Orada her şey mühürlü olarak duruyor. Dolayısıyla tabii bu iş sonradan... Bakıyorlar, bir şey yok. Bir şey yok. Her şey yerinde, mühürler korunuyor. Bu olay tabii çok İstanbul'da büyük bir infial yaratılıyor. Duyuluyor mu ya? Duyuluyor. İngilizler bu olayın farkına varıyor. Tabii bu arada bunun yanı sıra Papaz Furu var. İngiliz istihbaratının ünlü Albay Emily denilen fakat İstanbul'da Papaz Furu olarak tanınan... Papaz kılığında dolaşıyor. Papaz kılığında dolaşan... Bir İngiliz istihbarat albayı. Bu da bu olayları araştırdığında bu işin arkasında Topkapılı Cambaz Mehmet'in olduğunu öğreniyor. Onun istihbaratı da güçlü değil mi? Güçlü. Topkapılı Cambaz Mehmet'i kendi yanına çekmek amacıyla buna kendisi İngiliz Muhipleri Cemiyeti'ne çalışma üyesi teklifi yapıyor. Cambaz Mehmet de teklifi kabul ediyor. Bunu daha sonra Milli Müdafaa Grubu üyelerine de açıklıyor. Ben artık buraya üyeyim. Fakat Papaz Furu'nun da güvenliğini sağlamam lazım. Papaz Furu da çok zeki bir adam. Topkapı Fukara Perver Cemiyeti'ni kuruyor. Orada her gün günlük 20 koyun kestirip bunları oradaki fakir fukara arka dağıtıp İstanbul halkının sevgisini kazanmaya çalışıyor. Şimdi burada Topkapılı Cambaz Mehmet... Tabi bu olaydan sonra Papaz Furu'nun da güvenini sağlamaya çalışıyor. Papaz Furu'ya bazı Ya film gibi bu. Evet. Şimdi ve evet. Bu işi dinleyenler varsa meraklılar bundan evet. Bir senaryo çıkarıp evet. Bir film çevirebilirler. Çok da güzel olur. Hem de gerçeği anlatmış gerçek olurlar. Bir Türk filmi, gerçek evet. Bir yaşanmış hayat evet. Hikayesi. Papaz Furu'nun güvenini kazanmak amacıyla Cambaz Mehmet ilkokul mezunu 3. sınıf dediğimiz. Önemli değil ki adamda kafa var yani. Kafa çok zeki. Evet. Papaz Furu'ya bazı gece yapılacak silah kaçaklarını, bazı yerlerdeki şeyleri bildiriyor. Fakat bizimkiler de, bizim Türkler de o gece baskın yapılacağını bilip ufak tefek zayiatlarla silah yakalattırıyorlar. Tabii bu Topkapılı Cambaz Mehmet'in verdiği bütün bilgiler... Güven kazanmak için evet. İstihbaratçılıkta evet. Böyle şeyler yapılır. Yapılır. Evet. Tabii böylelikle Albay Emili yani Papaz Furu'nun güvenini kazanıyor. Hatta öyle ki bu Divan-ı Harp'te o meşhur Kürt Mustafa, Nemrut Mustafa. Nemrut Mustafa, evet. Evet. Onun Divan-ı Harbi'nde Topkapılı'nın ve arkadaşlarının idam fermanı çıkarılıyor. Niye? Bu Yüzbaşı Benet'e suikast olayı var. Şimdi tabii bu arada Topkapılı hiç şey yapmıyor. O arada bir Yüzbaşı Benet tüm İstanbul'daki kuvacıların, kuvayı milliyecilerin ve bütün vatanseverleri zorla Krokodil Otel dediğinde en alta çekip işkenceler yapıyor. Ve bu Topkapılı'nın çok zoruna gidiyor. Ve İstanbul'da bir suikast tertip diyor. Benet'in aracı geçerken çapraz ateşi alıyorlar. Yoğun bir çatışmayla Benet'i ortadan kaldıracak. Fakat Benet'i dizinden vuruyor ve bundan sonra da Benet sakat kalıyor. Tabi bu olaylar araştırılıyor. Herkes Topkapılı Cambaz Mehmet diyor. Olay Divan-ı Harbe veriliyor. Nemrut Mustafa Topkapılı Cambaz Mehmet ve arkadaşları hakkında gıyabi idam kararı veriyor. Bu gıyabi? Evet. Neden yakalanamamış? Yakalanamıyor Mustafa. Ya bağışla o zaman hikaye kopmasın. Evet. Estağfurullah. Burada... O papazla ilişki kesilmiş mi oluyor? Devam ediyor ilişkisi. Aynı bu Albay Emili dediğimiz Papaz Furu Topkapılı'ya o kadar güveniyor ki bu Divan-ı Harp'teki idam kararını kaldırttırıyor. Haksızlık yapmışlar diyor bunu. Mustafa evet. Cambaz Mehmet'e haksızlık yapılmış diyor. Tabi bu derecede güvenini kazanmış. Tabi Topkapılı Cambaz Mehmet neler yapıyor? En yakınındaki hırsızlardan Said Molla, İngiliz Muhipleri Cemiyeti kurucusu, Albay Papaz Furu ile birlikte yani Albay Emili ile çalışan bir vatan haini.
İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin üyesi. Bunların evlerine hırsızları sokuyor. Bunlar iyi kilit açıyorlar, kasa açıyorlar. Said Molla da bütün evrakları saklayan, müsveddelerini bile saklayan bir adam. Kendini garanti altına almak için. Tabii İngilizlerden o zamanın parasıyla her ay 13 bin lira civarında bir para alan bir hain. Said Molla. Said Molla. O zamanki Mustafa Kemal hakkında idam kararı veren Dürrüzade'nin yeğeni. Dürrüzade, Mustafa Sabri. Evet. Efendim İskilipli Atıf Hoca da. Evet. Dinci, İslamcı geçinen hainler. Evet. Evet. Huvayi Milliye'nin katli farzdır diye fetva çıkaran. Fetva verenler. Maalesef. Evet. Öyle bir hainlik içerisinde. Ya bizim fermanımız padişahın, halifenin fermanıdır. Allah'ın emridir falan diyecek kadar da evet. Azgın adamlar. Evet. Sonra İskilipli bu yüzden yargılandı ve asıldı. Asıldı. Ama ne yazık ki birileri onu kahraman haline getirmek evet. için uydurdular. Şapka aleyhine yazı, kitap risale yazdığı için diye. Evet. Tabii ki mahkemede o da soruluyor. Ama asılmasının sebebi hainliği. Evet. Bunu da söylemiş olalım. Evet, Sayın Bakanım bildiğiniz gibi İngiliz uçakları, Yunan uçakları hep bu fetvaları Anadolu'ya attıklarında Dürrüzade'nin, Mustafa Sabri'nin ve İskilipli Atıf'ın imzaları vardı. Evet. Esas asılma sebebi Dinci, de budur. Dinci, İslamcı adamlar bunlar. Evet. Sözüm ona. Evet. Sözde İslamiyet. Tabi bunlara karşı sizin bildiğiniz gibi Rıfat Börekçi. Gerçek din adamlarının. Rıfat Börekçi var. Evet. Hulusi Efendi var. Siz Cemalettin bilirsiniz. Çelebi var. Evet, Cemalettin Çelebi. Ve Papa Eftim var. Evet. Ortodoks Türk. Ortodoks Türk. Türkçü. Türkçü. Ortodoks ama Türkçü. Türk. Evet. Ben Türk'üm diyor. Evet. Bana diyor Türk dostu demeyin diyor. Evet. Türk olmayan Türk dostu olur. Ben Türk'üm diyor. Dinim Ortodoks diyor. Evet. Ve milli mücadelede o da çok değerli hizmet etmiş. Çok etmiştir. Değerli hizmetleri evet, var. Evet, buyurun devam et. Bu Said Molla'nın ve Papaz Furu'nun evlerine bu hırsız bunları takip ediyor. Said Molla evden uzaklaştığında ya da Papaz Furu evinden çıktığında tabi bunların sürekli Said Molla'nın, Papaz Furu'nun İstanbul'da halkı kandırmak adına yapmış oldukları toplantılar, tertibatları her gün düzenledikleri için bunlar 2-3 saatliğine bu evden uzaklaştığında hırsızlar giriyor. İçerideki bütün belgeleri alıyorlar. Bunları kopyalıyorlar ve geri yerine koyuyorlar. Hmm. Ve bu kopyalanan bütün belgeler tekrar Topkapılı Cambaz Mehmet'in önüne geliyor. O ne yapıyor? Bu da bu belgelerin hepsini İhsan Pere, Gizli Pere Telgraf Teşkilatı'nın kurucusu emrindeki o zamanki İstanbul Telgraf Müdürü'ne veriyor. Bunların hepsi gizli kodlarla, o zamanki telgraflarda kodlar kullanılırdı Sayın Bakanım, Ankara'ya aktarılıyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal, Said Molla ile Papaz Furu günlük ne yapıyor? Hepsi önündeydi. Önüne geliyordu. Tabii bir tek bu değil. Az önce bahsettiğimiz Vahdettin'in sarayındaki, damat Ferid'in sarayındaki casusların bildirdiği bütün her şey de anında önüne geliyordu. Yani Mustafa Kemal Ankara'da İstanbul'daki kurduğu ağ sayesinde Vahdettin ne yapıyor, damat Ferit ne yapıyor, kimlerle ne görüşülüyor, neler karar alınıyor hepsi aynı gün önüne geliyordu. Hatta öyle ki bu Mustafa Sagir, Hintli casus, İngiliz hükümetinin öldürmek için gelen. Evet, Ankara'ya gönderilen, bunu Hüsamettin Ertürk hemen bildirmiş, Ankara'da tertibat alınmış. Hintli Mustafa Sagir suçüstü, o kağıt üzerine görünmez kimyasallarla yazdıkları şeyler ortaya çıkarılmış ve Mustafa Sagir İngilizlerin bütün baskısına rağmen Mustafa Kemal Hintli Sagir'i asmıştır Ankara'da. O dönem asılmaması için de çok büyük şeyler yapılmıştır. Adamlarını kurtarmak istediler. İstediler fakat ama Mustafa Kemal geri dönmedi. Tabii. Evet. Mustafa Kemal gerçek bir devlet adamıydı elbette. Sonuçta. Dönelim evet. Biz Cambaz Mehmet. Cambaz Mehmet bununla hizmetleri de kalmıyor tabii. Bu Yüzbaşı Benet'e suikastında sakat kalıyor. Daha sonra bu Telkıs ve Ohannes diye iki tane ajan var. Ermeni ajan. Telkıs ve Ohannes. Bunlar İstanbul'da Ankara'ya gönderilecekler. Ankara'da
O zaman tabii büyük taarruz olayı var. Büyük taarruz öncesinde Türk ordusunun ne tür hareketler yaptığını hepsini bunlar Hüsamettin Ertürk'le Topkapılı Cambaz Mehmet'e bu bilgi veriliyor. Bilgiler geldikten sonra bunlara her türlü imkan sağlanılıyor ve bunlar Anadolu'ya geçiriliyor. Ondan sonra Anadolu'da bunlar ta ki Afyon'a gelene kadar büyük taarruz öncesinde. Afyon'da tertipat alınıyor. İkisinin de kimliği, her şey ortada. Orada sizi doktor muayenesi yapacağız diyorlar. Çırılçıplak soyuluyor ve ikisinin de sünnetsiz olduğu ortaya çıkıyor. Yani Müslüman olmadıkları. Müslüman olmadı. Daha sonra tabi burada Cambaz Mehmet ile Hüsamettin Bey'in önemi çok büyük. Çünkü bu iki Ermeni İngiliz istihbaratının adamı. Onlar 1000 lira büyük paralar verilmiş o zamanların parasıyla. Tabi bunlar geçiyorlar. Burada bu iki Ermeninin yerine iki tane Türk askeri, iki Türk subayı bunlar adına sürekli rapor yazıp Afyon'da bir şey yok, hafif silahlar naklediliyor. Bu bölgede pek bir yığınak yok. Tabi taarruzun esas yeri Afyon. Bütün hedefi İzmit bölgesine doğru veriyorlar. Yunanlıların gözünü oraya çekmek amacıyla. Ve aylarca iki Türk subayı İngiliz karargahını iki Ermeni ağzıyla raporlarla hep yanlış bilgi veriyorlar. Ne güzel. Evet. Yani Topkapılı Cambaz Mehmet. Tabi burada Topkapılı Cambaz Mehmet'in hizmetleri bununla da bitmiyor. Yani ömrü hayatı boyunca her yerde İngilizlere ve özellikle düşmanlara karşı gerekli tedbirleri alıyor. İstanbul'daki o Ayasofya'da yapılan o işgali telim mitinginde, Halide Edip'in konuştuğunda orada her türlü güvenli alıyor. Sokakları alıyor. Olası Ermeni Rum ayaklanmalarına karşı Rum çetecilerin çoğunu öldürüyor. Öyle ki Beyoğlu'nda Tatvana dedikleri yerlerde bizim Türkleri dışarıya çıkartmıyorlardı işgal zamanında. İşgal normal bir işgal değildi. Rumların yoğun olduğu yerlerde Türkler sokağa çıktıklarında ya aşağılanıyorlar, ya hakaret ediliyorlar ya da suratlarına tükürülüyordu. Buradaki bu meşhur çeteciler, Apollos falan, bunların hepsini Topkapılı ortadan kaldırttırdı. Rum çetecileri. Rum çetecileri. Onları temizliyor mu yani? Temizliyordu gizlice. Tabii Topkapılı Cambaz Mehmet harbin bitiminde kendisi Mustafa Kemal Atatürk İstanbul Milletvekilliğini teklif ettiğinde kendisi şunu demiş. Hatta şöyle yapıyor. İstanbul'dan harp bitiyor. Artık ben Mustafa Kemal Paşa'mı özledim diyor. Paşa'mı görmem gerekiyor diyor. Atlıyor Ankara'ya gidiyor. Ankara Çankaya Köşkü'nün önüne, o zaman Çankaya'da kaldığı için o eski iki katlı evde. Kapıya gidiyor. Kapıda polisler falan almıyorlar Mustafa. Bunu sen kimsin? Ben diyor Mustafa Kemal Paşa'mla görüşeceğim diyor. Bakıyorlar. Normal kılıksız dışarıdan gelmiş bir Anadolu'lu. Nereden bilsin? Nereden? O da diyor ki sen kimsin, nesin? Mustafa Kemal Paşa seninle görüşecek diyor. O da diyor ki siz diyor söyleyin diyor. Topkapılı Cambaz Mehmet geldi diyor. Tabii bunları inanmıyor. Mecburen adam ısrar edince Mustafa Kemal'e söylüyorlar. Mustafa Kemal hemen alın getirin diyor. Topkapılı'ya sarılıyor. Ondan sonra oturtturuyor. Güzel bir yemek yedikten sonra da ona sana İstanbul vekili yapacağım diyor. Hak etmiş. Hak etmiş, fazlasıyla hak etmiş. Evet. Ve ilginçtir Topkapılı Cambaz Mehmet'in verdiği cevap. Ben ne yaptıysam vatanım için yapmışımdır. Ben bunu milletvekilliği için yapmadım diyor. Sayın Paşam, ben cahil bir adamım. Siz daha okumuşlarla çalışın diyor. Vay. Alçak gönüllülük. İşte vatan sevgisi. Şey de önemli. Yani. Evet. Son söyledikleri de önemli. Ben diyor, tamam işleri yaparım, istihbaratçılığı yaparım ama milletvekilliği okumuş adamların işidir evet, diyor. Evet. Çok güzel. O beni vekil büyük yapma Sayın Paşam diyor. Ve olmuyor. Olmuyor. İstiklal madalyasını verdirtiyor ve Mustafa Kemal bizzat istiklal madalyasını, beratını hepsini veriyor. Maaş bağlattıracaklar. Maaş bağlattırayım sana diyor. Olmaz diyor. Ben bu görevi vatan için yaptım diyor. Bana maaş bağlansın için, bana maaş bağlanırsa bu milletin hakkıdır diyor. Ben bu milletin hakkına giremem diyor. İşte sonra daha sonra tabii Topkapılı girmiyor. Sonra kendisi İstanbul'da çeşitli faaliyetlere falan girerken yanılmıyorsam 30'lu yıllarda Allah rahmet eylesin bir trafik kazasında ölüp gidiyor. Trafik kazasında. Evet. Evet. Tabii öldükten sonra
Tabii Mustafa Kemal Atatürk devlet adamı. Rahmetli Mareşal Fevzi Çakmak devlet adamı. Bunlar Topkapılı Cambaz Mehmet'in ailesini hiç boş bırakmıyorlar. Mustafa Kemal teşkilatçı bir adam, ahde vefalı bir adam. İstanbul'da sürekli ailesini takip ettiriyor. Topkapılı öldükten sonra ailesini, oğlunu her türlü imkanlarını sağlattırıyor. Tabii Fevzi Çakmak da Atatürk'ün ölümünden sonra o aileyi boş bırakmıyor. Çünkü yapılan hizmet büyük bir hizmet. Milli evet. Müdafaa'nın sivil grup başkanı. Yani Topkapılı tabii bu teşkilatı kurmak İstanbul'da 50 bin kişilik silahçısından, kaçakçısından, hırsızından, yan kesicisinden büyük yani bir teşkilat. Yani kötü adamları iyi işe yönlendiriyor. Hepsini vatan millet yoluna tabii şey yapıyor. Tabii neticede vatan söz konusu. Evet. Zaten biliyorsunuz evet. Batı'da da bir takım efeler. Evet. Vatan için ne gerekiyorsa yaptılar. Yaptılar. Şimdi evet, bu anlaşıldı. Evet. Çok güzel, çok ilginç. Dediğim gibi yani evet. Topkapılı Cambaz Mehmet diye. Cambaz denilmesi de kıvrak zekası. Tabii anladım. Her şeye alternatif üretmesi ve olayların evet. hepsinden sıyrılması. Yani cambaz sözünün tabii başka kullanımı da var. Sayın Başkanım pardon çok özür diliyorum. Rica ederim. Şimdi tabii biz burada Topkapılı Cambaz Mehmet'i anlatırken bir şey aklımdan yeni geldi. Tabii böyle anlatırken bu kahraman insanların kahramanlıkları bitmiyor. Şimdi Mustafa Topkapılı Cambaz Mehmet bu Krokodil Otel'de vatansever ve kuvvacılara bu kadar işkence yapılırken tabii bu Benete suikastından sonra tekrar bir ders vermek istiyor. Bunları tüm kamuoyunda rezil etmek istiyor. Ne yapacak? Harrington'ın makam aracını el koyuyor, çalıyor. İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı Harrington'ın makam aracını. Otomobil. Otomobil. Küçük oğlu ona gözcülük yaptırıyor. Küçük oğlu da diyor ki baba bana da bir vatan görevi ver. Tamam diyor. Seni de diyor bu gece diyor şeyde diyor Harrington'ın aracını çalacağız sen gözcülüğü yap diyor. Yanında da Kadıköylü bir şoför var. O şoför ikisi. Çocuk gidiyor gözcülük yapıyor. Baba diyor 3 tane asker var diyor. Tamam oğlum sen saklan diyor. Bu iki kahraman o 3 İngiliz askerini sessizce öbür yana yolluyorlar. Boyunlarını kırıp. Arabaya atlıyorlar. Hızlı ve seri bir şekliyle oradan ayrılıyorlar. Ve bu aracı Mustafa Kemal'e hediye olarak yolluyor. Ve İngiliz işgal kuvvetleri, o üzerinde güneş batmayan o büyük İngiltere'nin bütün karizmasını İstanbul'da bir Topkapılı Cambaz Mehmet anında çizmiştir. Evet. İşgal kuvvetleri komutanının arabasını el koymak bitirmiştir İngiliz. Ne yaptı o arabayı? Ankara'ya yolluyor. Onu Ankara'ya yolluyor. Mustafa Bakan Kemal'de, arabamız oldu yani. Mustafa Kemal de büyük taarruzda o araçla gerçekleşiyor. Biniyor. Onun için de tabii ayrı bir teşekkür yolluyor. Tabii bu kahramanın bir sürü hikayeleri var. Tabii bunları burada anlatmayla saatler yetmez. Evet. Yani bu kadar yeter. Evet. Gül bahçemi gör de baharımı anla diyelim. Evet Sayın i̇şte Başkanım. Böyle bir çok büyük bir kişinin, değerli bir evet. kişinin, bugünümüzü borçlu olduğumuz kişilerden biri Bilse, olan kişiliğin evet. bu şekilde anlatılması iyi oldu. Ama peki, sözünüzü evet. kestim. Buyurun. Ne hazindir ki? Hı. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel bir sözü var. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Evet. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmez hakikat insanlığı şaşırtacak bir hal alır. Siz buna razı mısınız? Çok güzel bir söz. Gerçek tarihi bunlar yazdılar. Bunların yazılması lazım. Bunların yazılması lazım. İhsan Pere'nin İstanbul'a heykeli dikilmesi lazım. Evet. İstanbul'a bütün İstanbul, dikilmesi lazım. Bütün Doğru. İstanbul, eğer biz bugün burada sizle bu programı yapıyorsak, eğer biz bugün İstanbul'u rahatça geziyorsak, biz bunları Hüsamettin Ertürklere, İhsan Pere'lere, Topkapılı Cambaz Mehmetlere ve diğer kahramanlara evet, borçluyuz. İşte buradan seslenelim değerli belediye başkanımıza. Evet. Değerli belediye başkanımız yani bu kişilerin heykellerini yapar. Şimdi Ankara'nın bir belediye başkanı vardı. Evet. Dinozor heykelleri filan koydu sağa sola. Evet. Dinozorun Ankara'da ne işi var? Evet. Sonra dinozor heykelleri bir de tuhaf tuhaf şeyler koydu yine. Evet. Böyle dinozor gibi şeyler. Evet. İşe yaramayan, yani kullanılmayan
köprüler yaptı filan falan. Şimdi Ankara Belediye Başkanı Mansur Bey böyle saçma sapan şeyler yapmıyor. Halka hizmet ediyor. Halk da onu çok seviyor. İstanbul Belediye Başkanı da güzel hizmetler yapıyor. Dileriz ki şimdi bu söylediğiniz konuları, yani şu kahramanların heykellerini yapsınlar. Size bir küçük anımı anlatayım. Evet. 1989'da Danimarka'ya gittim. Evet. Anadolu Uygarlıkları sergisini açtık. Kültür Bakanı beni gezdiriyor. Bir alanda bir heykel gördüm. Böyle hafif göbekli, değişik bir şapkası olan filan. Şöyle kaykılmış duruyor. Bu kim dedim? Bu bizim kralımız filan dedi. Evet. Dedim ki çok mu kahraman bir adam? Böyle heykelini yapmışsınız. Bakan dedi ki yani çok savaşçıdır. Her savaşında da yenilmiştir. Çok savaşçıdır. Evet. Ya dedim bu nasıl bir şey? Dedi ki bizim tarihimizdir. Evet. Şimdi bunlar bizim tarihimiz. Altına da yazılmalı yani. Kim olduğu yazılmalı. Evet. Yani sadece heykel değil. Evet. Neler yapmış. Hizmetleri. Hizmetleri özet olarak yazılmalı. Az önce sizin dediğiniz gibi de Sayın Başkanım, siz çok güzel bir şey söylediniz. Yani Amerika olmayan bir Rambo'su için filmler çeviriyor. Evet. Batı dünyası sahte kahramanlar yaratıyor. Ama bizim tarihimizde gerçek kahramanlarımız. İhsan Peren'in bir hayat filmi çekilse, gerçek bir sinema filmi olsa, Türk gençliğinin önüne bu kahramanlar konulsaydı, Türk gençliği ne kendine bugün idol olarak Che Guevara'yı, ya Fidel Castro ya da Mao'yu, hiçbir kimseyi Atatürk yapmıyor. Varken zaten bunlara hiç gerek yok. Ne gerek var Atatürk ya? Atatürk varken ve diğer kahramanlar. Bunların hepsi Atatürk'e hayran. Evet. Ama bizim kimi gençlerimiz de onlara hayran. Evet. Neyse. Evet. Peki. Konuyu dağıtmayayım. Peki Teşkilat-ı Mahsusa'nın son başkanı Hüsamettin Ertürk'ü şimdi konuş. Biraz girdiniz ama şimdi onunla ilgili ne söylersiniz? Şimdi kahramanlı adı çok anılmayan kahramanlardan birisi. Hüsamettin Ertürk Bey son Teşkilat-ı Mahsusa'nın son başkanı. Yarbay rütbesinde. Bildiğiniz gibi Sultan Abdülhamit Han zamanında bir yıldız istihbarat örgütü var. Fakat Teşkilat-ı Mahsusa Enver Paşa ile kurulan bir teşkilat. İlk kurucusu da Süleyman Askeri Bey. Daha sonra da Mehmet Akif falan da orada görevli. Tabii yaptılar. Mehmet Akifler, diğerler hepsi burada görevli. Ali Başampa Bey ve son Teşkilat-ı Mahsusa Başkanı da Hüsamettin Ertürk Bey. Hüsamettin Ertürk Bey de çok iyi istihbaratçı. Ordu'da albay. Ordu'da evet albay. Aynı zamanda bütün bu İstanbul'daki özellikle Anadolu'ya silah kaçakçılığını ve diğer şeyleri. Silah kaçırmayı diyelim. Evet silah pardon özür dilerim doğru. Anadolu'daki silah depolarındaki silahları ve cephaneleri Hüsamettin Ertürk Bey de çeşitli organizasyonla Anadolu'ya aktarırken aynı zamanda Hüsamettin Bey de tüm asker, er, subay bunların büyük bir kısmını Ankara'ya göndermiştir. Mesela bu konuda çeşitli şeyleri de vardır. Hüsamettin Bey mesela Hüsnü Himmetoğlu Teşkilat-ı Mahsusa bünyesini aldı. Tabii bu İstanbul'daki bütün silah cephane sadece silah cephane değil. Lojistik olarak telgraf malzemeleri, tesisatlar, telefonlar bunların hepsini Hüsnü Himmetoğlu Ararat vapuruyla Hüsnü Himmetoğlu da bir ticaret adamıdır. Bu Ararat vapuruyla çeşitli vapurlarla buradaki kaptanlara büyük rüşvetler vererek bunların hepsini İnebolu'ya aktarmıştır. İnebolu İstiklal Harbi'nin için çok önemlidir. Mustafa Kemal'in de meşhur bir sözü vardır ya. Bir kulağım İnebolu'da. Çünkü İnebolu'dan gelecek cephane İstiklal Harbi'nin kaynağı budur. Teşkilat-ı Mahsusa Başkanı Hüsamettin Ertürk, Üsteğmen Serezli Galip. Bunu Üsteğmen Serezli Galip, yakışıklı bir genç Üsteğmen. Çok da akıllı, zeki, babasını da tanıyor. Hüsamettin Bey, damat Ferid'in sarayının içerisine girip bütün hainlikler buradan tezgahlandığı için buraya
Serezli Galip'i atattırıyor. Bir önce inzibat subayı olarak. Casus olarak. Casus olarak. Tabii normalde Osmanlı subayı. Bunu bir şekliyle yerleştiriyorlar. Damat Ferit'in sarayında güvenlikten sorumlu. Tabii Damat Ferit'in özel kalem müdürü, yani o zamanki sır müdürü, sır kalemi dedikleri özel kalem müdürünün de bir kızı var, Nazan. Tabii Galip'e herkes aşık. Galip bekar, genç, üsteğmen. Bu Serezli Galip Nazan'ı kendine aşık yapıyor. Ve bu kıza işte aşık yaptıktan sonra bir gün diyor ki kıza, bu Nazan Hanım'a diyor ki, eğer diyor başım çok belada diyor, sıkıntı da, o da ne diyor? Nazan Hanım da diyor ki neden diyor. İstanbul'da Padişah Efendimiz'e sürekli hakaret içeren mektuplar Beyoğlu Postanesi'nden veriliyor. Onları da benim bulmam için görev verildi. Bunun seninle ne alakası var? Yazılan bütün kağıtlar diyor, Damat Ferit Paşa'nın kullandığı kağıtlar. Bu saraydaki kullanılan kağıtlar deyince kız da diyor ki bundan kolay neyi var diyor. Ben bütün diyor çöp kutularındaki toplar, müsveddeleri, her şeyleri getiririm. Hatta Damat Ferit Bey'in odasının anahtarıyla babamın odasının anahtarını da sana getiririm. Her gün kontrol ederiz diyor. Kız o kadar gözü kara ki her şeyi için harcayacak. Tabii Serezli Galip de o anahtarlarla gece gizli gizli inzibat subayı aynı zamanda odalara girip bütün yazışmaların hepsini alıp Hüsamettin Bey'e bildiren birisi. Aynı teşkilatı mahsusa başkanı Hüsamettin Bey, az önce dediğimiz gibi bu Hintli casusun Ankara'ya gönderilmesi, bildirilmesinde. Hatta öyle ki Hüsamettin Bey Osmanlı, o zaman Mareşal Ankara'ya geliyor. Orada Mareşal Fevzi Çakmak, Mareşal Fevzi Bey tıraş oluyor. Karargahta bakıyor ki berber bir Rum, İngilizlerin gönderdiği bir Rum Ankara'da karargahta Fevzi Paşa'yı tıraş ediyor. Hiç durumu çaktırmıyor. Fevzi Çakmak kenara çekiyor. Paşam bu asker, bu Rum diyor. Siz bunu nasıl şey yaptınız? Bu İngiliz asker. Yani ve bir anda bu Rum Mustafa Kemal'e suikast için yollanmış bir berber. Mustafa Kemal'e mi, Mareşal'e mi? Yok, Mustafa Kemal'e. Ama orada... Orada tıraş olan o esnada Mareşal Fevzi Çakmak. Bununla çok da kolay yani berberin... Tabii, bir usturayla boğazını kesmesi. Tabii. Bu Hüsamettin Beygir aynı zamanda gece bütün grupları geziyor, istihbarat gruplarını. Bu grupları gezerken Mevlevi Şeyh'i giyiyor. Genellikle din adamı kılığı kıyafetinde. Mevlevi Şeyh'i kılığında mı geziyor? Genelde Mevlevi Şeyh'i kılığında. Hiç dikkat çekmemek için. Hayatı sürekli bir mücadeleyle geçiyor. Tabii daha sonra Ankara'ya geliyor. Ankara'ya geldiğinde bu MM grubu olarak büyük bir dosya var. Milli Müdafaa. Milli Müdafaa. Bu dosyaların hepsini... MM. MM, Milli Müdafaa. Evet, Sayın Başkanım. Yani bu... Evet. Evet. Bittiyse üçüncü kişiye geçelim. Üçüncü kişi de İhsan Pere. İhsan Pere. Evet. Gizli Pere Telgraf Teşkilatı'nın kurucusu. Yine bu dönemlerde. Tabii bu dönemlerde. Diğerleriyle de ilişkili. Aynı dönem İstiklal Harbi'nde. Tabii bunlarla iç içe. Yani Hüsamettin Ertürk'le de. Hüsamettin Bey'le de aynı zamanda Topkapılı Cambaz Mehmet'le de. İhsan Pere vatansever. Çok Türk milliyetçisi bir adam. İstanbul işgal edilirken Ankara cihetinde oturan Mustafa Manastırlı Hamdi'ye işgali adım adım Ankara'ya çek bunu deyip, aslında orada bütün bu bilgileri aktaran Manastırlı Hamdi değil. Aslında bütün işgali dakika dakika Ankara'ya bildirttiren İhsan Pere. İhsan Bey, Arap İhsan Bey dedikleri. Esmer olduğundan dolayı Arap İhsan Bey diyorlar. İstanbul Telgraf Müdürü. İhsan mı? İhsan. Tamam. Evet, İhsan Bey. İhsan Pere. Pere. Pere soy ismini Pere Gizli Telgraf Teşkilatı'ndan dolayı aldım birisi. Acaba Pere Palas'la ilgisi var mı? Yok. Pere Adapazarı'na ilk çekilen kod Adapazarı'na çekilip Adapazarı'nın Pere'sinden kaynaklanıyor. Burada bir o zamanki Pere Büyükada'nın kodu, İstanbul'dan çekilen telgrafların kodunu Pere'ymiş gibi gösterip sanki Büyükada'dan çekiliyormuş gibi gösteriyor. Soyadı da daha sonra istikrar Pere adını veriyorlar. Evet. İhsan Pere de tabii bu işgali adım adım
Ankara'ya bildirttirdikten sonra daha sonra işgal gerçekleşiyor. Daha sonra Topkapılı Cambaz Mehmet bunu buluyor. Topkapılı Cambaz Mehmet'e, daha sonra da Hüsamettin Bey'e, İstanbul'daki bütün grupların, Yavuz, Felah, bütün grupların, istihbarat gruplarının kendisinin Ankara'ya aktarabileceğini, bunun için bir tertibat kuracağını söylüyor. İkisi de tabii Topkapılı da Hüsamettin Bey de bunun çok elzem olduğunu ve önemli olduğunu belirtiyor. Tabii Topkapılı Cambaz Mehmet bu konuda önce güvendiği memurlar var. Cevat, Ahmet Beyler. Tabii bunları Teşkilat-ı Mahsusa Başkanı Hüsamettin Ertürk bunların kendi hatıratlarında önemli. Çünkü bunların hepsi işkenceye girdikleri halde hiçbiri konuşmuyor. Hiçbiri gizli hattı nerelerden geçtiği İngilizler söylemiyor. Mi işkence? Tabii İngilizler. Çünkü İstanbul'da az önce dediğimiz gibi İstanbul'daki bütün istihbaratlar aynen Mustafa Kemal'in önünde. Bunlar bir o zamanlar yani Ankara ile İstanbul arasında direkt telefon hattı yok. Bunlar bir gecede kurye ile de gönderilemeyeceğine göre o günün şartlarında gizli haberleşme nerelerden sağlanıyor? Hatlar nerelerden gidiyor? Kendileri de bir türlü tespit edemiyorlar. Evet. Bu şekliyle İhsan Pere gizli Pere Telgraf Teşkilatı'nı kuracağını, Topkapılı Cambaz Mehmet ile Hüsamettin Bey'in oğlunu arıyor. Önce şu anki işgal edilen, hani bu televizyonlarda gösterilen Sirkeci Telgrafhanesi'nin alt bahçesinde yemek odasının oraya Hacı Mümtaz Tekmen dediğimiz telgrafçıyı, telgraf teknikeri diyeceğimiz bugün, o kişiye teknik hat çektiriyor. Ve buraya küçük bir manipüleyle bazen Cevat Bey, bazen Ahmet Bey kendisi iniyor. Buradan haberleşiyor. Tabii İngilizler burada o esnada Sirkeci Telgrafhanesi'nde Hintli askerler çoğunlukta. Bunlar şüpheleniyor. İngiliz yüzbaşı geliyor, sürekli kontrol ediyor. Fakat iş ortaya çıkacak. Daha sonra İhsan Bey bu hattın buralardan gitmeyeceğini biliyor. Tabii bu arada İngilizler geliyor. Telgraf müdüründen İstanbul'la Anadolu'nun bütün hatlarını kesmesini istiyorlar. Sadece kendilerinin kontrolündeki 3 hattın kalmasını, bu konuda da kendilerine haritaların getirilmesini istiyor. İhsan Pere uyanık. Osmanlı'nın diyor Ankara ile Anadolu ile ilgili telgraf hatları haritası yok diyor. Çok uyanık. Olan haritaları da önceden yok etmişler isteneceklerini bildikleri için. Tabi bunlar bu haritalar olmayınca bu sefer orada Hacı Mümtaz Tekmen'i çağırıyorlar. Hacı Mümtaz Tekmen de çok vatansever bir Bektaşi. Tabi İhsan Bey'le de önceden görüşüyor. Bektaşiler hep öyle oldu. Evet. Kurtuluş Savaşı'nda da. Evet. Son Atatürk'ün. Evet. Büyük devrimini yaptığında da, evet, hep Atatürk'ün yanında yer aldılar. Evet. Daha sonra orada Hacı Mümtaz Tekmen Anadolu ile irtibatın kesilmemesi için 2 tane hatta açıkta bırakıyor. Tabi gelen İngilizler bakıyor ki hat derken Sayın Başkanım bir sürü hatlar geçiyor. Kimin nereden ne geçtiğini kimse anlayamıyor. Hatlar haritaları yok etmişler. Dolayısıyla İngilizler buna güveniyor. Şimdi tabi Sirkeci'nin altında da İngiliz askerleri sürekli kontrol yapıyorlar. Bizim Ahmet Cevat Besen, işte Hafız Mümtaz Tekmen, öbürlerinin hepsini işkenceye alıyorlar. Fakat bunların hiçbiri de konuşmuyor. Fakat bu gizli hat sürekli Ankara'ya bilgi aktarıyor. Ne yapacaklar? Tabii İhsan Pere de yakalandığında bütün hepsinin idam fermanı gerçekleşecek. İhsan Pere daha büyük bir riske giriyor. Süleymaniye'de oturduğu eski bir eve Hafız Mümtaz Tekmen'e gizli bir hat çektiriyor. Bu hattı çektiriyor. Bütün evin battaniyelerle gece camlarını örtülüyorlar. Geceleri Cevat Bey, Ahmet Bey, Dursun Bey, bunların hepsi sırayla her gece birer gece kalıp sabaha kadar bir ucu Ankara'da olan, bir ucu Süleymaniye'deki İhsan Pere'nin evinden, diğer ucu Ankara'daki telgrafhaneye sürekli telgraf hattı çekiliyor. Ve bu telgrafların akışı ve hiç kimse bulamıyor. Hafız Mümtaz Tekmen de çok iyi bir teknik eleman. Hatları öyle güzel çekiyor ki tabii İngilizlerin de güvenini kazanmış. Dolayısıyla bunların yerini sürekli değiştiriyorlar. Ve hatların çekildiği belli olmasın diye de geceleri evlerinin her tarafını battaniyelerle örtüyorlar. Işık da sızmıyor.
İhsan Pera da böyle bir kahraman. Evet. Kendisini, ailesini, hayatını ortaya koymuş. Tabii İhsan Pera sadece bununla da kalmıyor. Zafer bittiğinde bu bizim meşhur bildiğimiz Lozan telgrafları. Bildiğiniz gibi Lozan görüşmelerinde İsmet Paşa bütün müzakereleri yapmıştır. Tabii burada İsmet Bey, İsmet Paşa da mesela o ilk görüşmelerde bütün heyet kendileri koltuğa oturtup Türk heyetine İsmet Paşa'ya sandalye verildiğinde İsmet Paşa biz buraya bu sandalyelere oturmamıştır. Hatta Lord Curzon sesini yükselttiğinde biz buraya Mondros'tan değil biz buraya Budanya'dan geldik demiştir. O derecede çok dirayet göstermiştir. Zaferlerle geldik, yenilgilerle evet. Değil elbette. Tabii Mustafa Kemal İsmet Paşa bütün Lozan'daki görüşmeleri günübirlik Ankara'ya bildirmekte. Bu kodlamaların hepsinde de gizli PR Telgraf Teşkilatı İstanbul'dan yürütmüştür. İstanbul'dan yürütüyor. Evet. İstanbul'a gelmiştir. O zamanki telgraf hatları Bükreş'ten, Köstence tarafından İstanbul'a kadar gelmekte. Hattın güvenliğini sağlamak için hep buradan gizli kodları, bu güvendikleri gizli telgrafçılara çekmişlerdir. Evet. Ve tabii İngilizler bu telgrafları bir türlü çözememişlerdir. Yani yaklaşık bu dönemde 24 bine yakın telgraf çekilmiştir Ankara-Lozan arasında. Evet, şimdilik üç kahramandan bahsettik. Evet. Değil mi? Evet. Başkanım. Evet, üç kahramandan bahsettik. Daha sizin incelediğiniz kaç kahraman var? Daha galiba? Çok sayıda örnek, özellikle burada Yenibahçeli Şükrü Oğuzlar var. Ekrem Baydarlar var. Tabii bunlar çok değişik. Mesela Ekrem Baydar'a Ankara'dan Mustafa Kemal bir emir yolluyor. Sen diyor grubun diğer bir istihbarat grubunun başkanına emir olarak yollarken o zaman Ekrem Baydar Bostancı'da evinde oturuyor. Tabii o zamanki rütbesi yanlış hatırlamıyorsam binbaşı. Binbaşı Bostancı'dan evinden çıktığında giderken yolda bir tane dilenci geliyor. Başından fesi çıkarıyor. Bir Allah rızası için bir sadaka diyor. Bakıyor ki fesin içinde bir kağıt parçası. Hmm. Ekrem Baydar cebinden çıkarıyor. Bir para koyuyor. Derken zarfı alıyor. Gidiyor. Açıyor ki Mustafa Kemal'in emri. Alttaki 19 subayla birlikte istihbarat grubunda görevlendirildiniz. Göreviniz gizlidir. Ya tabii. Bakın. Böyle kazanıldı. Evet. O destansı savaş ve zaferler böyle kazanıldı. Evet. Değerli Yusuf Koç, ikiz kardeşiniz evet. Ali Koç'la birlikte yaptığınız bu çalışmalar. Evet. Mesela başkanım tabii affedersin, yapacaklarınız çok değerli. Evet. Dileriz ki bu sonuçlanır ve görkemli yapıt ortaya çıkar. Evet. Ve birçok bilim adamı da bizler değil sadece tarihçiler de bundan yararlanır. Evet, buyurun. Şimdi tabii bunları anlatırken Sakarya Harbi. Gizli PR Telgraf Teşkilatı'nın burada büyük bir hükmü var. Tabii biz bunları... Yine İhsan Pera yani. İhsan Pera, Hüsamettin Ertürk. Hmm. O zaman Yunanistan'da basılan bütün gazeteler İstanbul'a geliyor. Tabii İstanbullu Rumların elindeki bu gazeteleri bizim Hüsamettin Ertürk Paşa Bey, MM grubu üyeleri bir şekilde alıp bunları okuyor. Orada tabii o esnada Sakarya Harbi sürüyor. Sakarya Harbi'nde geniş bir cephede ordu sonuna kadar çatışıyor. Tabii alan geniş, cephe geniş fakat orada cephanemiz de az. Sinirler gergin. O esnada tam böyle umutların kaybolduğu bir anda Hüsamettin Ertürk Yunan ordusunun ricali haberini okuyor Yunan gazetelerinden. Yunan ordusunun bu uzun süren savaşta yıprandığını, artık geri çekilişe başlayacağını okuduğu an hemen İhsan Pera'ya, İhsan Pera Ankara'ya, Yunan ordusu geri çekilecek diyor. Bu telgraf hemen Ankara Aragöz Karargahı'na gönderiliyor. Aragöz Karargahı'nda Mustafa Kemal Paşa bunu okuduktan sonra artık ilk hedefimiz Doğa Tepe'dir, büyük taarruza geçeceğiz diyor. Ve 1683 yılından bu yana o başlayan geri bozgun, geri çekiliş Doğa Tepe'de son buluyor ve Mustafa Kemal gelen bu istihbarat bilgisiyle Sakarya'da ilk büyük taarruzu Doğatepe'ye başlatıp Doğatepe'yi alıyor. Artık bundan sonra Türkler hiçbir zaman geri çekilmiyor.
başbuğumuz hep ilerleyişe geçiyor. Başbuğ Atatürk. Evet. Evet, sağ olun. Teşekkür ederiz Yusuf Bey. İkiz kardeşinize de buradan teşekkür ederim. Biz çünkü teşekkür ederiz çok Sayın güzel, Başkanımız. Uyumlu bir şekilde çalıştığınızı da görüyorum. Ama burada bir kişi olması gerektiği için evet, sizi çağırdık. Ali Bey de gelseydi o da bunları anlatırdı. Tabii. Onu evet, da biliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, işte gördüğünüz gibi bu büyük savaşım öyle kolay olmadı. Kurtuluş Savaşı birçok Türk'ün emeği, fedakarlığı, kahramanlığı, gözü pekliğiyle gerçekleştirildi. Ve ordu komutanları, askerler, subaylar, kahramanlar, savaşçılar, ama onun yanında bir de cephe gerisinde böyle olağanüstü hizmet yapan kişiler. Onlara biz çok borçluyuz. Onlarla bu Cumhuriyet meydana geldi. Ve 1400 yıl sonra ilk defa adı Türkiye Cumhuriyeti oldu. 1400 yıl değişim Türk Kağanlığı, ya Bilge Kağan'ın Türk Kağanlığından sonra Mustafa Kemal Atatürk yeniden kurduğu ve Cumhuriyet haline getirdiği devletin adını Türkiye Cumhuriyeti olarak koydu. Bu Cumhuriyet'te Türklük bilinci vardır. Türklük bilinci ne mutlu Türk'üm diyene olarak ifade edilmiştir. Bu Cumhuriyet'te akıl ve bilim yolu vardır. Bu anlamda tam laiklik vardır. Laiklik. Laikliğin bir önemi de şurada ortaya çıkıyor. İşte biraz önce konuşulduğu gibi, böyle ara sözcüklerle söylediğimiz gibi, Kurtuluş Savaşı'nı Atatürk en başta olmak üzere Türkçüler gerçekleştirmişlerdir. Türkçüler. Buna karşılık İslamcılar, İslamcıyız diyenler Yunanlıların safında yer almışlardır. Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkmışlardır. Kurtuluş Savaşı komutanlarının öldürülmesi için kışkırtıcı bildiriler dağıtmışlardır. Gerçek bu. Dolayısıyla İslam din olmaktan çıkarılıp cılık hale getirildiğinde, yani İslam cılık olduğu zaman artık orada onlardan erdem, ahlak falan beklemeyin. Beklenilmez. Türkiye'deki İslamcıların çok meşhurlarından birisi marifetmiş gibi böyle kafasına bir fes, püsküllü fes takıp gezen bir adam, bir Atatürk düşmanı, bir Cumhuriyet düşmanı, bir Türklük düşmanı adam. Evet, öldü gitti. Ölülerin arkasından konuşulmaz. Benim ölüm değil ki o. Niye konuşmayayım? Yani onun arkasından konuşulur. Önünde de konuştuk. Sağken de bu sözleri söyledik. Evet. Dolayısıyla ne dedi? Bu İslamcıların en meşhur adamlarından birisi. Dediği şuydu. Keşke Yunanlılar kazansaydı da halifemize ve medresemize dokunulmasaydı. Ne diyeyim yahu? Ne diyeyim ben sana? O halifelik batırmıştır Osmanlı'yı. O medreseler batırmıştır Osmanlı'yı. Çünkü orada akıl ve bilim dışlanmıştır. Ve bu Sultan Selim'le, Yavuz denilen Sultan Selim'le başlamıştır. Cumhuriyet'te Türkçüler dediğim, evet ya yani Türkçü, bu Türkçüler içinde Türkçü din adamları da vardır. Ankara müftüsü, Bektaşilerin lideri Cemalettin Çelebi, Türk Ortodokslarının lideri, kendisine Teoman Ergen'e diyen Papa Eftim, bütün bunlar tüm güçleriyle, bütün güçleriyle bu Türkçü din adamları ve yine bazı müftüler Kurtuluş Savaşı'nın ve sonra da Kuruluş Savaşı'nın yanında yer aldılar. Paralarıyla, canlarıyla, bütün güçleriyle yer aldılar. Bu Türkçülük Atatürk Türkçülüğüdür. Bu Türkçülük laik Türkçülüktür. Bu Türkçülük dinler ve mezhepler arasında ayrım yapmayan bir Türkçülüktür. Cumhuriyet bu temeller üzerine kurulmuştur değerli izleyicilerim.
Evet, yani bugün de ne yazık ki İslamcıların yine bir yerlerden baş kaldırdıklarını ve Cumhuriyeti ve Cumhuriyet değerlerini ortadan kaldırmak için tüm güçleriyle uğraştıklarını görüyoruz. Ama diliyoruz ki sonunda yine Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti ve onun temel ilkeleri bu beladan da Türkiye'yi kurtaracak. O ilkelere inananlar bu beladan da Türkiye'yi kurtaracaklar. Evet, biz bugün o savaşın günlerinde neler yaşandığını böyle bir bölümüyle anlattık. Yani bir bölümüydü bu. Yani kahramanca savaşan, o savaşa hem savaşan hem savaşa destek sağlayan, kanılarda bazen öküz yerine kendisini koşan, bazen çocuğunu ve mermileri korumak için kendi canından olan kadınlarımızdan söz etmedik. Bir gün onları da konuşuruz. Atatürk'ün büyük dehasını o dehayla gerçekleştirdiği, yeniden kurup zaferden zafere götürdüğü ordu ve onun mensuplarından söz etmedik. Ama bu da anlatılmalıydı. Evet, bu anlatılacak olan, anlattığımız bu konuda çok önemli. O yüzden Yusuf Bey'e, böyle kimsenin girmediği, Yusuf Bey'e ve Ali Bey'e, kimsenin girmediği bir alana girip, böyle değerli bilgileri ortaya çıkarıp bizimle paylaştığı için çok çok teşekkür ederim. Ve bugün söyleşimizi böylece tamamlamış olalım. Sizin de bir selamlama cümleniz varsa onu da alalım. Sayın Başkanım, bize bu imkanı sunduğunuz için öncelikle size ve Cem TV'ye çok teşekkür ederim. Buradan Büyük Vasil Türk Milleti'ne saygı ve sevgilerimi sunarım. Evet, ben de aynı görüşlere katılarak değerli izleyicilerimize iyilik, sağlık, esenlik, mutluluk ve başarılı uzun dirlik diliyorum. Sağ olun, var olun.